Merhabalar, ben uzman diyetisyen Bahattin Arslan. Bugünkü konumuz herkesin de merak ettiği şok diyetler. Şok diyetler nedir? Niçin yapılır? Yapılmalı mı? Zararları var mı? Ne zaman yapılmalı? İlk önce şok diyetleri şöyle tanımlayalım. Genelde 500 ile 1000 kalori arasında tek tip besin içeriğine dayalı diyetlere şok diyetler diyoruz. Şok diyetleri genelde hızlı zayıflamak isteyen, kilosunun ani değişikliği uğramasını isteyen kişiler yapıyorlar. Eğer şok diyetleri bilinçsizce yaptığımız zamanlarda halsizlik, bitkinlik, hormonlarımızda değişiklik, sonradan kabızlık, depresyona kadar giden birçok şikayetlerimiz olmakta. O yüzden şok diyetler gerektiği zamanlarda uzman diyetisyenler tarafından kişinin kilosunun durduğu zamanlarda kısa süreli yapılan diyetlerdir. Ve en fazla 2-3 gün yapılabilmektedir. Tek tip besine dayandığı için uzun dönemde vitamin ve mineral kayıplarına neden oluyor. Kısa dönemlerde kilo döngüsünü özellikle kilo veremeyen kişilerde kırmak için uygulanır. Şok diyetleri uzun süre uygulamak sağlık açısından risklidir. Esasında amaç burada bir beslenme alışkınlığı kazandırmak değildir. Kısa sürede kilo vermektir. Ama biz beslenme uzmanlarının esas yeğlediği şey uzun sürede kişinin beslenme alışkanlıklarını kazanması, bunu hayatına adapte etmesi ve bu sayede kalıcı kiloya karışmasıdır. Çok diyetlerde kalıcı kilolar olmaz. Genelde su verilir, kas kitlesi kaybı olur. Kişi bu sürede çok fazla hareket edemez, halsizlik, bitkinliği olur. Kilo olarak sadece su kaybedilir. Eğer uzun süreli bilinçsizce doktorunuza danışmadan şok diyet yapıyorsanız bu bir risktir. Mutlaka bir uzmana danışarak şok diyetler yapmanız gerekir. Bugünkü videomuzda şok diyetlerden bahsettik. Bununla ilgili bilgilerimiz devam edecek. Sağlıklı bir şekilde beslenmek, sağlıklı bir şekilde kalmak istiyorsanız bizi takip edin. Hepinize iyi günler dilerim.